Çok değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde olmaktan büyük gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Gülsün Hanım'a da teşekkür ediyorum böyle bir şeye beni çağırdığı için toplantıya. Her hafta yaptığınız bir toplantıymış. Çok, ne kadar güzel, ne kadar güzel bir etkinlik. Benim sesim duyuluyor mu? Çünkü dünden beri bir gripal, hafif nezle, ses falan kaybı oldu. Evet, bu sıralar yaygın herhalde. Biraz da ben fazla seyahat ettim. Dün İstanbul'daydım, geçen hafta Kayseri'deydim. Ama çok mutluyum böyle güzel bir şehirde, böyle güzel bir üniversitede olmaktan. Benim burayı tanımam, ilk tanımam Önder Özkazanç arkadaşla oldu. O bizim Türkiye Bilişim Derneği ile de önemli ilişkileri vardı. Onun toplantılarını, birini burada yapmıştık. Daha sonra bir şekilde Ali Ekrem Özkul Hoca ile tanıştım. Onunla Hayat Boyu Öğrenme Projesi'nde Aydın Bey ile birlikte güzel bir proje yaptık aslında. 80-90 tane dersin çevirisini yaptık. DPT'den de, o zamanki DPT'den de bir 10 milyon lira almıştık. Ama daha sonra biliyorsunuz TÜBA lav edilip farklı şekle dönüşünce projemizin ikinci kısmı kaldı. Şu anda açıköğretim.org.tr'de o 100 tane derse erişebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesinin de benim de bir katkım olduğu yarısına meşhur bir kitap vardır algoritma ile ilgili, Cormann'in. Onun 12 dersini de ben seslendirdim. Meşhur MIT'nin bir dersidir algoritim tasarımı ile ilgili. Hoca, benim bir şanssızlığım oldu. Hocası çok kötü bir hoca. Kötü ama çok da önemli bir algoritmacı. Müthiş bir teorisyen. Kötü hocanın çevirisini yapmak zorunda kaldım. Mesela bazı yerlerde bu meşhur hızlı sıralama algoritması vardır. Quicksort. Hoare'un yarattığı bir algoritma. Onu yanlış anlatıyor. Ve 15 dakika ben de yanlış anlatmak zorunda kaldım. Yanlışı ben fark ettim ama kendisi daha sonra ya ben yanlış yaptım deyip geri döndü. Ondan sonra aynı şeyi ben de söylüyorum tabii çeviri olduğu için. Şurada bir hata vardı diye. Böyle tarihsizlerde yaşadık. Daha önceleri aslında yine bir rahmetli anayım. Uğur Demiray hocayla bizim bir ortak çalışmamız var. Bir konferans makalesi var. Kendisini hiç yüz yüze görmedim. E-posta ile 3 arkadaş biz o makaleyi tamamlamıştık. Yıllar sonra da TOBETÜ'deyken ben bir 4 yılda TOBETÜ'nün kuruluşunda çalıştım. Oraya geldiğinde açık öğretimin ilk yıllarını, gelişmesini bize anlatmıştı. Ama maalesef onun vefat haberini duyunca da çok üzüldüm. Bunun dışında başka arkadaşlardan da bahsediyorum. Belki bilenler vardır. Mustafa Kara ve eşi kimya mühendisliğinde. Mustafa benim lise arkadaşım. Ankara'da zaman zaman birkaç senede bir olsa da görüşüyoruz. O sık sık Amerika'ya gidiyor çocukların yanına ama eşinin de bir rahatsızlığı falan oldu diye biliyorum. Mustafa'yı da öyle tanıyorum. Bir de işte o helikopter kazası geçirdiler meşhur sivil havacılıktayken. Evet, bu tanıştıktan sonra tekrar teşekkür ediyorum ve sizlere birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Bu kendimden bahsederken amacım hayat hikayemi anlatmak değil ama geçmişle geleceği bir şekilde en azından teknoloji açısından da bir şekilde birleştirmek. Ondan sonra da birazcık kısaca bilişim eğitiminden bahsedip daha sonra işte Endüstri 4.0 onun hayatımıza getireceği şeyler, yeni meslekler, yeni konular, yeni alanlar, onlardan bahsetmek istiyorum. Ben 1950 Ankara doğumluyum. Ankaralı bir aileyiz biz. 4-5 kuşak geriye kadar. Yörük diyorlar. Kızılcamam'dan göçtü diyorlar. Dedeyi görmediğim için hiç fazla detayımız yok. Ancak işte E-Devlet'in bize sunduğu kadar eskileri, aile ağacını, soy kütüğünü görebiliyoruz. Hep Ankara. Ankara'yı seviyoruz. Seviyorum. İnsan hep bulunduğu yeri, yaşadığı yeri seviyor. 67 yılının sonunda Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdim. O zamanki müdürümüz, matematik hocası ve meşhur Deli Veli lakabıyla meşhur Veli Eroğlu, sen iyi matematikçi olursun filan dedi.
yemekte arkadaşlarıma anlattım. Ben aslında hukukçu olmak istiyordum. Çünkü dayım hakimdi ve ben onun davalarına giriyordum mahkeme salonlarına. Müthiş cezbetti beni. Oradan işte karar vermesi, 3 yıl hapis cezası vermesi falan. Ne bileyim bir hukukçu olayım dedim ama abim o arada hukuk okuyordu Ankara Hukuk'ta. O yok yok bu iş zor dedi, beni caydırdı. O arada Ankara Tıp Fakültesini birinci yedekten kazandım. ODTÜ ile sınavları ayrıydı o yıllarda. Amcaoğlu da bizim doktor, şu anda da emekli, hala çalışıyor ama ortopedist, SSK'dan emekli. Yok ya dedi, sen ne yapacaksın, 7-8 seneni harcayacaksın, bak benim halimi görüyorsun dedi. O da beni caydırdı. Sonunda biz matematiğe girdik, ODTÜ matematik sınavına. Bu tabii bu arada rahmetli babam, ya sen ne olacaksın dedi. Ben matematikçi olacağım dedi. Matematikçi ne iş yapar dedi. Vallahi baba bilmiyorum dedim. Sen bir daha gir dedi, yani sınava dedi. Ertesi sene ben 68'de bir daha hazırlığı okuduktan sonra ODTÜ'nün sınavına bir daha girdim. Bir de mimarlık sınavı vardı. Mimarlığa da biraz hevesim vardı. Mimarlık sınavını geçemedik. Yine ODTÜ matematik çıktı. Neyse biz hazırlığı da okumuş olduk. ODTÜ matematiği başladık. Ama bizim bir şansımız vardı. O yıllarda yurt dışında doktora yapmış Ziya Aktaş gibi. Duymuşsunuzdur, bir ara DSP milletvekili, Enerji Bakanlığı da yaptı. Halen de Başkent Üniversitesi'nde 77-78 yaşında ama hala araştırma yapıyor. Ders veriyor. Biz de 6 ayda bir görüşüyoruz toplu olarak. Onun gibi kişiler Türkiye'ye yeni gelmişti ve onlar inşaat mühendisi, makine mühendisi ve bilgisayar kullanmayı öğrenmişler. Fortran programlamayı öğrenmişler. Bir anda elektronik hesap bilimleri grubunu kurdular. Daire olarak kurdular. Bölüm falan yok. Biz oradan öğrenciyken, ki ben opsiyonda okudum, yani nümerik analiz ve hesaplamalı bilimler opsiyonundan mezun oldum. 7-8 tane bilgisayar dersi aldık. Daha sonra mezuniyetten sonra ben Ziraat Bankası'na sistem analisti olarak girdim. 50 gün çalıştım. Araştırma görevliliği sınavını kazanıp ODTÜ matematiği araştırma görevlisi. İşte yüksek lisansımı bitirdim. Kartlarla hesaplar yapıyoruz. Kullandığımız makine arkadaşlar IBM 360. Ana bellek ne kadar biliyor musunuz? 64 kilobayt ana bellek. Daha sonra son sınıfa geldiğimizde 128 kilobayt oldu ana bellek RAM. Ya biz sevindik. Biraz daha programlarımız daha iyi çalışacak diye. Buralardaki ana bellekleri biliyoruz gigabaytlar mertebesinde. Neyse kartlarla işte bir bilgisayar programı yazdık. Tezimizi bitirdik. Tez hocam Mustafa Aral, kulakları çınlasın. O da şimdi Amerika'dan döndü yeni. Barton Üniversitesi'ne geldiğini duydum. Biliyorsunuz Barton Üniversitesi'nde yaş haddi 72 veya 75. Oraya gelmiş. Georgia Tech'ten geldi. O dedi ki benden bu kadar, sen yurt dışına git dedi. Ben de bir üniversiteye yazdım Kanada'da. Waterloo Üniversitesi. Kanada'nın en önemli bilgisayar alanında en iyi üniversitelerinden biri. 74 yılında eşimi ve 4 aylık çocuğumu bırakıp ben bir göreyim diye önden Rus Hava Yolları'yla ucuz diye Aeroflot'la 2 günde Moskova'da kalarak komünist rejim. Bizim aile de böyle işte, yani işte Kanada'da bal yok gibi yanıma da böyle küçük Atatürk Orman Çiftliği'nin balını vermişler. Gümrükte sorun oldu. Adamlar açıyorlar, kokluyorlar, bu ne diyorlar, parmak atıyorlar bala. Hani diyorsun anlamıyor, bal diyorsun anlamıyor. Neyse sonunda ikna oldular ki o bal. Biz o şekilde Moskova'ya girdik. Oradan Toronto'ya uçtuk. Oradan üniversitemizde doktora yaptık. 79 yılında tekrar ODTÜ matematiğe döndüm. 4 yıl sonra Ürdün bilgisayar bilimleri bölümüne. Oradan Umman Sultanlığı 6 sene. O arada gelip Ankara'ya işte doçentlik sınavı filan. En sonunda da ODTÜ'den emekli oldum 99 yılında ve Atılım Üniversitesi'ne geçtim. Önce bilgisayar mühendisindeydim. Sonra bir ara TOBA gittim, geri geldim. Bu bana ders olsun diye. Ondan sonra 2008'den beri de 10 yıldır da yazılım mühendisi bölüm başkanı olarak çalışıyorum. Benim alanım bilgisayar bilimleri. Eğitimci değilim. Yanlış bir şeyler söyleyebilirim. Bazıları çok düzeysel olabilir, kusura bakmayın. Siz artık onları gerisini tamamlarsınız. Ama eğitime çok merakım var. Uzaktan eğitime de çok büyük bir sevgim var. Hayat boyu öğrenmeye ayrı bir ilgim var. O şekilde bugünlere geldik. Şimdi biz kartlarla program yazıyorduk. O her kartın üzerinde 80 tane kolon var.
Yani 80 harf karakter girebiliyorsunuz. Daha fazla giremiyorsunuz. Ve işte Fortran dilinde de her yere de yazamıyorsunuz. 7. kolondan başlıyorsunuz. 72'ye kadar yazabiliyorsunuz. Ve kartlarınızı arka arkaya. Yolda düşürürseniz karda kışta yandınız. Onları tekrar bir araya getirmek büyük sıkıntı. Bugün ise yapay zekadan bahsediyoruz. Büyük veriden bahsediyoruz. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Ben geçen sene böyle Face falan sosyal medyayla fazla aram yok ama orada çok güzel bir fıkra diyeyim. Günü anlatan bir fıkra var. Muhakkak sizler de duydunuz ama ben bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere daha. İyi bir fıkra anlatıcı değilim Öz Kazanç gibi. O çok güzel fıkra anlatırdı. Öyle hatırlıyorum. Kulakları çınlasın. Meşhur bir Gordon pizza var siparişi. Duydunuz mu bilmiyorum. Bir gün adamcağızın birisi telefonla sipariş vermek için telefona sarılıyor. Gordon pizza mı diyor. Buradan kopyada çekeceğim notlarımdan. Hayır efendim, burası Google pizza diyorlar. O zaman ben yanlış aradım diyor. Yok yok diyor. Karşıda konuşan da robot. Burası diyor Google pizza. Google diyor Gordon pizzayı satın aldı diyor. O zaman diyor sipariş vereyim diyor. Soruyor robot. Her zamankinden mi diyor. İşte en son diyor 5 siparişini sosisli, sucuklu. Ben bir de pastırmalı katayım sevdiğim için. Kalın hamur istemişsiniz. Tamam o zaman öyle olsun diyor. Bu karışık pizzayı istiyorum diyor. Robot cevap veriyor. Maalesef diyor bu ben size başka bir şey önermek istiyorum diyor. Sebzeli. Neden diyor? Kuru domatesli, biberli, sebzeli pizza göndersek. Neden ki diyor müşteri. Biz diyor kolesterolünüzün 300'ün üzerinde olduğunu fark ettik. Üreniniz de yüksek diyor. Nereden biliyorsunuz ki diyor. Son check-up'ınızı 15 gün önce yaptırmışsınız. Ona göre diyor kolesterolünüz yüksek. Benim gibi trigliseritimin 316 olduğu gibi onun da kolesterolü 300. Tamam diyor ama ben diyor ilacımı alıyorum diyor. Hiçbir sorun yok. Lipidor alıyorum diyor biliyorsunuz. Lipidor meşhur bir kolesterol ilacı. Bir ara ben de kullandım. Hayır efendim ilaçlarınızı da almıyorsunuz diyor robot. 90 gündür diyor ilaçlarınızı almıyorsunuz. Sen nereden biliyorsun ki diyor. Ben aldım diyor. Hayır almamışsınız diyor. Kredi kartı hesaplarınızda böyle bir kayıt yok diyor. Ben diyor nakit aldım diyor. Müşteri sinirlenmeye başlıyor. Nakit de alamazsınız diyor robot. 45 gündür nakit çekmiyorsunuz diyor bankadan diyor. Belki diyor başka bir nakit kaynağım var. Sen nereden bileceksin diyor. Sinirlendirme beni falan diyor. Böyle burada daha fazla tabirler de var. Olmaz efendim diyor. O zaman diyor vergi kaçakçısı durumuna düşersiniz diyor. Gelir vergisi beyanınızda bununla ilgili bir gelir görünmüyor diyor. Dolayısıyla ilacınızı almıyorsunuz. Yuh diyor ya adam işte kızıyor falan. Korkmayın robot diyor ki biz size yardım etmek istiyoruz. Başka kötü bir niyetimiz yok. Sizi izliyoruz diyor. Adam bunun üzerine ya bu artık diyor gına geldi diyor. Ya ben bu memleketten gideceğim diyor. Robot hemen söze giriyor. Maalesef gidemezsiniz diyor. Pasaportunuzun süresi 6 ay geçmiş. Evet buradan aslında güzel bir hikaye. Ben bunu anlatıyorum zaman zaman. Çok güzel mesajlar da veriyor. Şimdi böyle zamanlar gelecek. Ama işin içerisine kişisel verilerin korunması yasası da çıktı Türkiye'de 1,5 yıldır. İnsanlar bu gibi şeylerle muhatap olacaklar ama öte yandan da kişisel verilerinin paylaşılmamasını isteyecekler. Rıza göstermeniz lazım. Herhangi bir kuruluşun sizin verilerinizi kullanması için oraya rıza göstermeniz gerekiyor. Dün İstanbul'da bir proje hakemliğine gittim. Onlar da zaten bununla ilgili bir yazılım geliştiriyorlar. Sigorta şirketleri için kişisel verilerin korunmasını sağlayacaklar. Mesela siz şunu diyebileceksiniz. Benim verilerim kişisel ama siz bunu araştırmacılar için anonimleştirebilirsiniz. Dolayısıyla o veriyi kullanan sizin Ali Yazıcı olduğunuzu bilmeden sizinle ilgili her türlü veriyi anonim olarak kullanabilecek. Böyle bir yazılım geliştirmeye çalışıyor o firmada. Her yönden bir değişiklik var, bir değişikliğe uğruyoruz. Şimdi Gülsün Hanım bana konuyu sorduğu zaman ben bilişim eğitiminden de birazcık bahsedeyim demiştim. Önce birazcık da ondan bahsedeyim. Yani Türkiye'de bilişim eğitimi sizlerin çoğu biliyorsunuz ama bu eğitimleri kimler veriyor? Oraya da bir bakmak lazım.
Çünkü onların da artık modası geçmeye başlayacak gibi geliyor bu yeni gelişmelerle. Dünyadaki ayrıma az çok uymuşuz biz. Bizde bilgisayar mühendisliği var, yazılım mühendisliği bölümleri var. Sayıları da vereyim. 115 kadar bilgisayar mühendisliği bölümünde 130'un üzerinde program var. İşte ikinci öğretim, teknoloji fakültesi, mühendislik fakültesi ayrımları. 22 tane yazılım mühendisliği bölümü var. 5 tane de bilişim sistemleri mühendisliği var. Mühendislik alanı böyle. Bir tane bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümü var maalesef. O da 9 Eylül Üniversitesi'nde. Bunun dışında yönetim bilişim sistemleri, 2 yıllık programlar, bilgisayar programcılığı, 4 yıllık programcılık eğitimi var. Bir de alaylı olarak kişilerin işte benim oğlumun jeoloji mühendisi olup bankacı olması gibi fizik bölümü mezunu bilgi adamdan örnek veriyorum. Bildiğim için değil ama ona benzer en çok tanınanlardan kurs alarak kendisini yazılımcı, bilişimci olarak geliştiren, devşiren kişiler de var. Bunlar hep bilgisayar mühendisi, bilgisayar bilimci, bilgisayar yazılımcısı, yazılım uzmanı olarak piyasada çalışıyorlar. Buna en son zamanlarda adli bilişim mühendisliği programları katıldı. Bildiğim kadarıyla Gazi Üniversitesi'nde böyle bir program var. Fırat Üniversitesi'nde de olabilir. Biri yüksek lisans, biri lisans seviyesinde. Şimdi bizim bulunduğumuz toplantılarda, bölüm başkanları toplantılarında müthiş bir baskı var hocalardan. Siber güvenlik ve bununla ilgili bilgi güvenliği, siber güvenlik bölümleri de artık açılmalı deniyor. Dünyada da böyle girişimler var. Siber güvenlik, 4 yıllık siber güvenlik programları Amerika'da başladı diye internetten araştırdığımızda bulabiliyoruz. Bu Endüstri 4.0 dediğimiz şey meslekleri ve iş alanlarını da müthiş şekilde etkileyecek. Şimdi yine dün iki projeye gittim İstanbul'da. Sabah 6.25 uçağıyla gitmiştim. Belki de birazcık klimalar falan beni uçakta çarptı. İlk gittiğim firma, isim verebilirim, Ericsson. Ve bunların içerisinde sadece Ericsson değil, Turkcell, Otokar, biliyorsunuz taşıt üreticisi. Otokar deyince aklınıza yaptıkları şeyler hiç gelmiyor ama o projeyi gördüğünüzde inanılmaz sensör teknolojileriyle uğraştıklarını fark ediyorsunuz. Türkgen diye bir veri toplayan bir firma var. Şimdi bunlar Endüstri 4.0 için muazzam bir proje yazmışlar ama Avrupa ortaklığı Celtic projesi. 8-10 tane de Avrupa ülkesi bunun içerisinde. Bu ne işe yarayacak? Bu proje bittiği zaman Türkiye ayağının hedefi şu. Aracınızla giderken eğer 500 metre ilerinizde yolda bir buzlanma varsa bundan size anında haberdar edecek. Siz ne yapacaksınız? Hızınızı keseceksiniz veya işte arkanızdaki aracı uyaracaksınız. Ve dolayısıyla orada aracınızın patinaj yaparak bir kaza yapmasından, ölümcül bir kazaya neden olmasından kurtulacaksınız. Projelerinin hedefi bu. Bunu da Avrupa Birliği'ndeki ülkeler farklı amaçlarla kullanacaklar. Yani Endüstri 4.0 Türkiye'de başladı ve bununla ilgili son zamanlardaki TÜBİTAK projelerinin çoğu da IoT dediğimiz nesnelerin interneti üzerine kurulu projeler. Bu sevindirici bir haber. Ancak biz izleyici olmak istemiyoruz. Amacımız teknolojiyi izlemek değil, teknolojiyi üretmek. Bizim teknolojilerimizi başkaları kullansın istiyoruz. Şu anda teknolojiyi izleyen, takip eden durumdayız. Ama ileride herhalde bu da değişecek. Başka şekiller alacak. Şimdi internet Endüstri 4.0 veya sanayi 4.0 dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen şeyler sensörler, Tesla, Google'ın yaptığı sürücüsüz araçlar ki onlardan bir tanesi geçen yıl bir kaza yaptı biliyorsunuz. Bir hanımefendi, bisikletli bir hanımefendiye çarptı ve hanımefendi vefat etti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Buradan gelmek istediğim yer, bunun sonucunda yeni bir alan ortaya çıkacak. Geçen günkü bir konferansta, ondan evvel de Antalya'daydık bir konferansta, bizim kamu BİP toplantısı vardı. Sabah'ta bir köşe yazarı var, Şeref Bey. Şeref Oğuz, belki okuyanlarınız vardır. O böyle şeyler yazıyor, teknoloji.
O da bunu anlattı. Birisiyle tanıştım dedi, bir bayanla dedi, elimi sıktı dedi. İşte ben dedi Şeref Oğuz Sabah gazetesi muhabiri. Hanım da demiş ki ben de robot hukukçusuyum. Bunu anlattı. Hakikaten yeni bir alan doğuyor. Yani bu Endüstri 4.0 ile birlikte, yeni iş alanları ile birlikte yeni meslekler ortaya çıkacak. Bunlardan birkaçını size söyleyeceğim. Robot hukukçusunu söyledim. Mesela 3 boyutlu yazıcılar var. Kullananlarınız var mı bilmiyorum. Tıpta da kullanılıyor. Protez geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim bölümde de bir tane var. 3 boyutlu yazılım mühendisi. Bir yeni bir alan. Giyilebilir teknoloji tasarımcısı. Çünkü artık bu teknolojileri üzerimize giyeceğiz. İşte akıllı saati 10 yıl evvel hiç aklımıza böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk. Şimdi sizi takip ediyor, kaç adım attığınızı söylüyor, uyarıyor, işte kan basıncınızı ölçüyor, bir sürü cihazlar var. Bununla ilgili de bir tasarımcı mesleği çıkacakmış. Medikal robot tasarımcısı, bulut bilişim mühendisi, cloud computing dediğimiz alanda dersler veriyoruz ama bununla ilgili de bir mühendislik çıkacak. Veri mühendisi, yakın bir alanda veri analisti, veri mühendisi, bilgi mühendisi, bunlar da geliyor. Tabii ki bu yeni teknolojiler, yeni Endüstri 4.0, yeni mesleklerin yanında başka yaşam tarzlarını da etkileyecek. Bunun başında bazı alanları daha da fazla etkileyecek. Mesela sigortacılık mesleği en çok etkilenen mesleklerden olacak. Sizin bir aracınız var, sürücüsüz, sahibi sizsiniz. Acaba bunu nasıl sigortalayacaksınız? Kaskosu nasıl olacak bunun? Böyle bir yeni bir alan ortaya çıkıyor. Kasko fiyatları nasıl belirlenecek? Çünkü içerisinde sürücü olmayacak. Her ne kadar o çarpan, yayaya çarpan arabada sürücü vardı ama o bilgisayara müdahale edene kadar zaten kaza gerçekleşti ve ölümcül bir kaza ortaya çıktı. Sigortacılık şirketlerinin bundan en fazla etkileneceği söyleniyor. Yaşam tarzımız değişecek. Restorana gittiğimizde karşımızda robot olacak büyük bir olasılıkla. Böyle şeyler deneniyor. Kahve getiren, çay getiren, siparişinizi masaya getiren robotlarla ilgili restoranlar var. Geçen yıl Amazon'un bir Amazon Go dükkanını izlediniz herhalde, değil mi? Orada kasiyer yok, kimse yok, çalışan yok. Siz alışverişinizi yaptı o filmde, dışarıya çıktı, bir anda mesaj geldi cep telefonuna. $9.68 işte kredi kartınızdan düşülmüştür diye, hesabınızdan düşülmüştür diye. Bunlar insana ilginç geliyor. Seattle'da bu dükkan. Eğer hala çalışıyorsa bir konferansa gittiğimde ben de oradan bir alışveriş yapmak istiyorum. Acaba Türkiye'de nasıl olur? İlk günün sonunda dükkanda hiçbir şey kalmayabilir. Sağa sola koşturanlar veya işte ellerinde gazlarla, ne o deniyor ona, gaz püskürtücüleriyle işte böyle 150 tane polis, 15 tane jandarma, tanklar falan belki o dükkanın etrafında olur diye düşünüyorum. Şimdi bilgisayarlar nasıl hızlandı, bilgisayar teknolojileri nasıl değişti, birazcık da ona değinmek istiyorum. Demin bahsettim, benim kullandığım ilk bilgisayar, ilk ders 1969'da Fortran 4 programlama dersini aldık. İlk gittiğim derste hiçbir şey anlamadım. Çünkü ilk dersi kaçırmıştım, o ikinci dersti. Format cümlesini anlatıyordu hoca. Allah Allah, biz uzaydan mı geldik, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, benim bu derste ne işim var derken. Dersin adı da CS200'dür. Hala bizim nesil CS200 diye bahseder. Fortran Programming diye. Sonunda bizi merak saldı. İşte kartlara programlar yazmaya başladık. Acaba grafik çizdirebilir miyiz diye grafik programları yazmaya başladık. Matematik öğrencisiyiz. Arkasından CS300 diye bir ders verdiler. Bülent Epir rahmetli hocamız. O dersi aldık filan. CS400, işte 488 filan, bu anda derslerimiz sayısı arttı. Ama makine gelişmiyor. IBM 360, işte 71 yılında 128 kilobaytlık ana belleği var. Verdiğiniz programları, kartları veriyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Kartlar teybe okunuyor, kart okuyucu var.
akşam üzeri vakit boşaldığında, çünkü aynı zamanda üniversitenin muhasebesini de yapıyor o bilgisayar. Onlar tak 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 yığın program, batch programlamayla çalışıyor. Ertesi gün gidiyorsunuz, kutular var. O kutulardan isminizin yanından çıktılarınızı alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz üzerinde bir hata var. O kart ters döndürülmüş. Ters döndürüldüyse ya kart kaymış ya siz bir hata yapmışsınız. Bir harfi ters yazmışsınız. Gidiyorsunuz orada 10 tane kart punch delgi cihazı var. Ya bir tane kart diye adam git başına diyor öğrenci. O da kendi işini yapacak. Ya ne olur 2 dakika bir tane kart diyorsunuz. Yalvar yakar o kartınızı düzeltiyorsunuz. Bu arada o programı geri almanız bazen 4 gün. Programınız da 15 satırlık bir Fortran programı. Sene 78, kış günü benim hocam fonlarını kullanarak beni Minnesota'ya yolladı, Minneapolis'e. Dedi ki orada bir süper bilgisayar var. Sen de bunu kullanan ilk Türk olacaksın herhalde. Seni yolluyorum. Senin çalışmaların oradan ancak çalıştırabileceksin programlarını. Ben hazırlıklarımı yaptım. Yine kartlarla çalışıyoruz. Sene 78, 79 hala Kanada'da da kartlar var. Yeni yeni ekranlar falan ortaya çıkmış vaziyette. Kanada beni Amerika'ya yolladı. İşte orada bir kursa katıldım. Gittiğim yer CDC, Control Data Corporation firması. Çok önemli bir firma o zamanın. En önemli firmalarından. İşte şimdinin IBM'i gibi falan. IBM yaşıyor ama CDC kayboldu. Onların bir makinesi var. Dediler ki bu süper bilgisayar. Bundan daha hızlısı yok. Bilgisayarın adı Star 100. Star 100. 100 ne demek biliyor musunuz? Bir saniyede 100 milyon tane sayıyı, sayı dediğim de tam sayı değil. Reel sayı, floating point sayısı, noktalı sayı. Floating point diye geçiyor bizim terminolojide. 100 milyon tane sayı burada, 100 milyon tane sayı burada. Bir saniyede bunları çarpabiliyor. Allah Allah dedik filan, programımızı yazdık. Benim test konumda işte bir algoritmayı orada uyarlamak, geliştirmek. Hakikaten veriyorum programı, tak 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 hemencecik 1-2 saniyede altında raporlara bakıyorum. 2 saniye, 1,5 saniye yapmaması lazım. Yani normalde 8-9 dakikada biten bir program 1 saniyede, 2 saniyede bitiyor. 1-2 de hatam vardı filan. İşte havaalanına gittik. Kanada'da yağıştan dolayı evlere kadar çatılar dolmuş. 2-3 gün daha geri otele gittik. Yine bilgisayar kullandık filan. Sonunda ben o sayede, o süper bilgisayarı kullanma sayesinde doktoramı tamamladım. Ve 79 yılında Türkiye'ye döndüm. Star 100. Bir saniyede 100 milyon tane sayı çiftini topluyor, çıkarıyor, çarpıyor. Vektör işleyici yapıyorlar. Yani sayıları bir yerden yolluyorsunuz. Bir saniye sonra öbür taraftan sonuç çıkıyor. İnanılmaz bir güç. Ama bugün bakıyoruz, ilk 500 diye bir top 500 diye bir liste vardır. Bunu siz de bulabilirsiniz. Her ay yayınlanlar. 3 ayda bir dünyadaki en hızlı 500 makineyi sıralıyorlar. Bir ara İstanbul Teknik Üniversitesi'nin süper bilgisayarı da buraya girdi. 246. sıradan filan ama 2-3 sene sonra maalesef o listenin dışına çıktık. Şu andaki en hızlı bilgisayar son rapora göre Summit diye bir bilgisayar. IBM'in süper bilgisayarı. Bir saniyede 123.4 petaflop işlem yapıyor. Peta ne biliyor musunuz arkadaşlar? 10 üzeri 15 çarpı 123 tane demin söylediğim işlemi bir saniyede yapıyor. Peta seviyesine çıktık. Şimdi bellek kilobayttı, megabayt oldu. Mega ne? 10 üzeri 6. Sonra giga dediler, 10 üzeri 9. Şimdi terabyte, 10 üzeri 12. Exa, peta, yoga diye gidiyor. İsterseniz merak edenler için onlarda bir notum vardır. Peta 10 üzeri 15. Exa var 10 üzeri 18. Zeta var 10 üzeri 21. Yota var 10 üzeri 24. Bunları konuşmaya yakında başlayacağız. Çünkü 7-8 sene evvel bir firma terabyte seviyesinde bir belleğe ihtiyacı olduğu zaman yani herkes gülerdi. Benim yurt dışındayken aldığım ilk bilgisayar Armstrong İngiliz. Sabit diski 20 megabyte
övünüyordum ben arkadaşlara. Ya 20 megabayt gelin burada sabit disk var filan diye. Ondan sonra 1000 riyali aldım. 4000 dolara aldım o makineyi ben. Yurt dışında o maaşımız fena değildi Umman'da. 4000 dolar yani ne ediyor? 24 milyon liraya ben bir tane küçük PC almışım. Şu makine ondan 100 kat daha güçlü, 1000 kat daha güçlü belki. Ama bu sayılar gelecek. Exalarla, yotalarla filan yakında petalarla uğraşacağız. Terabyte aslında bugün kullanılıyor. Bizim bir meşhur Mernis projemiz var. Hepimizin TC kimlik numaraları. Bu projeyi ben 70'li yıllarda Ziya Hoca'dan duymuştum. Böyle bir proje var. Herkesin bir TC kimlik numarası olacak filan diye. Ünal Yarımağan'ı da tanıyanınız vardır değil mi Hacettepe'li hocalarımız? Benim üniversitede hocam. Hocanız oldu. Nümerik analiz hocası. Sonradan hoca, evet, ÖSYM başkanlığı yaptı. Zaman zaman görüşüyoruz. Kitaplar da yazdı. Veri tabanı kitabı var. Ben de kullanıyorum. Türkçe veri tabanı kitabı var. Ünal Hoca da o projenin içindeydi aslında, Mernis projesinin. Yıllar sonra insanlara TC kimlik numarası verdiler. İyi ki verdiler. Bazen ben öğrencilere soruyorum. Kaç tane kişinin TC kimlik numarası var diyorum. Gelen cevaplar tabii ki haklı olarak 82 milyon kişinin diyorlar. Şu anda benim bildiğim 135 milyon kişinin TC kimlik numarası var. Mesela benim annem 9 yaşındayken vefat etti 59 yılında. Annemin TC kimlik numarası var. Ben ona erişebiliyorum. Onu saklıyorum. Tüm vefat etmiş kişilere de TC kimlik numarası verildi. Bu da çok mantıklı bir karardı. Çünkü yıllar sonra bir miras davası ortaya çıkabilir tekrar, canlanabilir. Veya bir arazi vardır. Onun sahiplerini araştırmak için bir kişiye erişmek gerekir. Dolayısıyla bir zamanlar 135 milyondu ama bilmiyorum, belki şimdi daha da fazla olmuştur. Kadar kişinin TC kimlik numarası var. Bu sayede sizler tekil olarak taranıyorsunuz. Maalesef biliyorsunuz bizler çalışırken bizden bir para kestiler. Konut edindirme diye. Daha sonradan biz emekli olduğumuzda onları bize geri verdiler. Daha sonra da bir farklar falan ödediler. O farkların ödeneceğiyle ilgili kimler bunu alacak diye bir liste yayınladı Hürriyet Gazetesi. Herkes Hürriyet Gazetesi'nden bizim TC kimlik numaramızı, bütün seceremizi kayıt ettiler. O zaman kişisel verilerin korunma yasası yoktu. Şimdi herhangi bir gazete buna cüret edemez çünkü arkasında büyük yasalar var. Henüz yönetmelikleri çıkmadı ama bu kişisel verilerin korunması yasasının o da yakında çıkacak. Dolayısıyla yani herkesin TC kimlik numarası şu arada var ama aslında başka bir şekillerde de korunuyoruz. İşte banka numaralarımız var, üniversitelerde kimlik numaralarımız var, pasaport numaralarımız var. Keşke hepsi tek bir numaraya dönüşse diye düşünüyoruz. Vergi numaramız var. Hepimizin bir de vergi numarası var. Bazı yerlerde hala buna ihtiyaç duyuluyor. Evet, özetle anlatacağım. Bir yerlerden bir yerlere geldik. Toplumlar değişti. Serap Hanım çocuklarından bahsediyordu, robot çalışmalarından. Gençler bu işe meraklı. Birazcık da tabii ki sizlerin de çok içinde olduğunuz eğitimimizi de etkileyecek. Nasıl bir eğitim vereceğiz gençlere? Bununla ilgili kafa yoruyoruz. İşte üçüncü nesil üniversitelerden bahsedilmeye başlandı. Yeni o Yükseköğretim Çalışmaları Derneği'nin uluslararası konferansında işte Abdullah Gül Üniversitesi'nin bir modelinden bahsedildi. Biraz bunun Anadolu Üniversitesi'nde de uygulanacağından bahsettiler. Atatürk Üniversitesi'nden bahsettiler ki bugün orada da yarın orada da bir toplantı var. Oraya çağırdılar ama artık gücüm kalmadığı için gelemeyeceğim dedim. Kapsüllerden bahsediyorlar derslerde, yeni eğitim biçimlerinden, evrik sınıf diyoruz biz. Bilmiyorum siz, biz evriği ben kullandım. Evrik de tuttu bizim üniversitede. Flipped classroom. Devrik diyen var, evrik diyen var. Tersine, siz ne diyorsunuz bilmiyorum eğitimciler. Ezber bozan diyorsunuz. Ben evrik kelimesi matematikte bir matrisin transpozu evriktir. Ben buradan esinlenerek bu işin içindeki arkadaşlara önerdim. Ya biz bu şeyi
değiştirmiyoruz ama matrisin sıralarını, kolonlarını sıra yapıyoruz. Evrik diyelim dedim. O sözcük de hala bizim üniversitemizde duruyor. Flipped Classroom'dan bahsediliyor. Hepimizin aklına şu soru geliyor. Sizler de dersinizdeki öğrencileri 15 dakikadan fazla belki tutamıyorsunuz. Bir arkadaş geldi Erciyes Üniversitesi Teknoparklarından. O yani önce ilk başladığı cümle beni çok etkiledi. Ya derste öğrenci yok dedi. Ben de acaba benim sorumu mu anlatıyor derken o başka bir yere getirdi. Öğrencilerimiz dedi inovasyon merkezlerinde, kuluçka merkezlerinde proje üretiyorlar. Bir anda ben tabii söndüm. Çünkü biz derslerde öğrenci bulamıyoruz. Bizim çözümümüz ya not vermek ya da diyoruz ki %20'den fazla derse gelmezsen NEA notu alırsın. NEA notu da 2 hafta içinde otomatik olarak FF'e dönüşür diyoruz. Öğrenciyi öyle tutuyoruz. Ben öyle tutuyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Şimdi genç bu telefonla geliyor. Hatta bunun gibi 2 taneyle geliyor. Siz sınavda bir tanesini topluyorsunuz ama cebinde bir tane daha var. Şimdi cep telefonu toplamak ne kadar yasal? Bu tartışılıyor. Çünkü çocuk diyor ki birinde oldu. Hocam telefonumu kapayamam. Siz alın ama orada dursun. Benim babam şu anda bypass ameliyatında. Bana mesaj gelecek, haber gelecek. Belki kana ihtiyacı olacak. Benim aniden gitmem gerekebilir. Sınava geldim. Ona şükredin diyor içinden. Bana söylemiyor ama. Kapattıramıyorsunuz telefonunu sınavda bile olsa. Şimdi bununla ilgili eğitimciler, sizler belki çok şeyler düşünüyorsunuz. Ne yapacağız? Ben öyle sınıflar gördüm ki bazı gittiğim yerlerde cep telefonları için özel kutular yapmışlar. Ve üzerinde harfler var veya numaralar var. Öğrenciler o harf soyadlarına göre koyuyorlar. Çünkü burada düşünün 50 tane cep telefonu. Bir müddet sonra bunun sorumlusu kim? Ben miyim, öğrenci mi? Birisi yanlışlıkla işte aynı modelden vardır, alır çeker gider. Ondan sonra telefonlar karışır. Ya o benim telefonumu aldı der falan filan. Bir sürü yasal sorunlarla karşı karşıyayız. Bilmiyorum siz eğitimciler ne düşünüyorsunuz? Öğrenci derste cep telefonunu açsın mı, kapasın mı? Ben bir şey söylüyorum mesela öğrencilere diyorum ki, o elindekinin adı ne diyorum? Hocam cep telefonum diyor. Bak söylüyorsun cep telefonum diyorsun, o zaman cebine koy diyorum. İşte cebine sıkıştırıyor. Orada tıt 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 bir mesaj geliyor. Çünkü arkadaşıyla haberleşme ihtiyacı duyuyor. Çünkü akşam üzeri Starbucks'ta mı buluşalım, Gloria Jeans'te mi buluşalım, sizin buradaki demin gittiğimiz çay içtiğimiz güzel bahçede mi buluşalım? Ya çünkü ders bittiğinde 51. dakikada öğrenciyi tutamazsınız diyorlar. Şimdi son olarak da çok karışık biraz anlattığımın farkındayım ama şundan bahsedeyim. Bu sensör teknolojileri aslında çok önemli. Airbus'un bir yeni uçağı test aşamasında A380-1000 yolcu kapasiteli. Bunun her bir kanadında 10.000 tane sensör var. Yani 20.000 sensör var 2 kanatta. Dolayısıyla çok güvenli bir uçak yapmak istiyorlar. Bir kuş bile yaklaşsa, bir kuş sürüsü yaklaşsa zaten onunla ilgili sensörler var ama onu daha iyi tespit edecek. Belki de bir sıvı püskürterek o kuş sürüsünü uzaklaştıracak kendisinden. 20 bin tane sensörü ben duyduğumda bir konuşmacıdan duydum bunu. İnanamadım ama dün internete girdim. Airbus sensörleri diye hakikaten karşıma bu A380 çıktı. Sizler de bakın. Her kanadında 10.000 sensör olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu 10.000 sensör, 20.000 sensörden veri akacak arkadaşlar. Terabaytlar Ankara-İstanbul seferinde 7-8 terabayt veri birikiyor. Her bir seferde. Bu veri işlenmesi lazım. İşte makine öğrenme, yapay zeka burada devreye giriyor. Büyük veri dediğimiz şey hızla üretilen, çok farklı biçimlerde olan, farklı formatlarda olan ve büyük hacimli veriler. İşte 3V ile anlatıyorlar, şimdi ona 7V'ye çıktılar. Velocity, volume, variety, farklı veriler akıyor, sizin makinenize geliyor, sizin bunu işlemeniz lazım. Bununla ilgili Apache'nin çok güzel bir platformu var, duydunuz Apache Hadoop ve bunun da yan ürünleri Spark, Storm, Flink gibi ürünler, Big Data Streaming araçları, akan veri işleme araçları var. Bunların bir güzel yanı o sizin
bizim derslerde anlattığımız makine öğrenme programlarının hepsi var. Machine Learning algoritmaları. Spark ML diyor mesela. Spark ML, Spark'ın makine öğrenme algoritmaları. Biz bunlarla ilgili tezler yaptırıp bazı denemeler yaptırdık. Ama bizim laboratuvarımızda 25 makine var. O 25 makineyi aynı anda çalıştırarak dağıtık mimaride bu Spark, Flink ve Storm'u karşılaştırmasını yaptık. Flink, bazıları F-Link diye okuyorlar. F-Link, F-Link değil. Flink, ben de onu araştırdım. Arkadaşlarım hep F-Link, ya bu Flink diyorum. Flink, Almanca'da, Almanca bilen var mı? Sincap demekmiş. Yani sincap çok çevik ya, atak. Agile'ın karşılığı Flink'miş. O Flink hem Agile hem de sincap anlamına geliyormuş Almanca'da. Ben sözlüğün yalancısıyım. Almanca bilmiyorum maalesef. Blok zinciri teknolojisinden de biraz daha bahsedeyim. Şimdi blok zincir, blockchain, bizim dernekteki arkadaşlar kayıt zinciri diyorlar. Tartışıyoruz. Ben blok zinciri diyorum. Onlar kayıt zinciri diyorlar. Blok zincir teknolojileriyle ilgili bu sene bir ders açtık biz. Aselsan'dan bir doktoralı arkadaşımız geliyor, Davut Çuğla. Çok popüler bir ders. 25 kişi kayıt oldu. Seçmeli bir ders. Bir de tez veriyoruz şu anda. Blok zincirin Aselsan'daki bir uygulama için, mesajlaşma için kullanılmasını çocuğa yaptırıyoruz. Ethereum platformunu kullanıyor. Bitcoin'i falan duydunuz, popüler oldu. Bu Bitcoin bunun finans yönünde. Bitcoin gibi bir sürü para var, sanal para var. Buna hala yatırım yapanlar var. Bazı ülkeler bunun yasalarını çıkardılar. Bazı ülkeler yasakladı. Rusya'da bildiğim kadarıyla yasaklandı ama Maliye Bakanlığımız da Bitcoin platformunun yasal olması için ve gerekli girişimlerde bulunuyor. Onun da yönetmeliğini, mevzuatını çıkaracaklar. Onlarca aracı firma var. Borsa işlemi yapan size Bitcoin'de. Gidiyorsunuz, ben 100 dolar yatıracağım diyorsunuz. Buna Bitcoin al diyorsunuz. Bitcoin'in farklı çeşitleri var. Güvenli olsun diyorsunuz. O size göre, sizin yerinize bu parayı, sanal parayı alıyor. Deniyor ki ileride tüm alışverişler kredi kartı da yok, Bitcoin'le olacak. Bu blok zincir teknolojisinde sizler hepimiz mesela Bitcoin blok zinciri kullanıyorsak hepimiz birbirimize bağlıyız. Biz bir yatırım yaptığımız zaman sizlerin hepinizin onaylaması gerekiyor, onay vermesi gerekiyor. Tam peer to peer dediğimiz kişiden kişiye bir hesaplama teknolojisi. Türk Hava Yolları bu teknolojiyi kullanacak. Mesela şimdi siz Miles & Miles kullanıyorsunuz değil mi? Hocalarım yurt dışına veya yurt içinde konferansa gittiğinizde o millerinizi biriktiriyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. İki senede bir eşimi konferansa benim yanımda parasızmış gibi, yani aslında daha önceden ödüyoruz belki de. O mil puanıyla eşimi de seyahat ettirebiliyorum. Şimdi ama o mil puanları bir gün sonra size geliyor mesajınız. Diyor ki işte Ankara-İstanbul uçuşunuz için 600 mil puanı hesabınıza eklendi diyor. Şimdi bu blockchain teknolojisiyle siz uçağa check-in yaptınız, kapıdan girdiğiniz anda, yırttı veya işte mobilden check-in'inizi yaptınız, kapıdan girdiniz uçağa binmek üzere, anında mesaj gelecek. Bu kadar hızlı bir şekilde Ankara-İstanbul 600 mil hesabınıza geçti diye. Bu sadece basit bir uygulaması. Turkcell bu uygulamaya geçiyor. Onlarla ilgili bir şeyim yok yani. Bu firma isimlerini kullanırken bazen öğrenciler beni eleştiriyorlar. Hocam banka reklamı yaptınız ya. Değil, bankayla benim bir işim yok. Param da yok, merak etmeyin. Hiçbir alakam yok diyorum. İlgisiz bir banka ama onu söylemek zorundayım. Siz de çünkü okuyorsunuzdur diyorum. Yani bu Turkcell'le de benim bir alakam yok. Turkcell üzerinden çalışıyorum. Hızlı, iyi çalıştıkları için onu söyleyebilirim. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu 1996-2011 kuşağına, sizler daha iyi biliyorsunuz benden, Z kuşağı diyoruz. Benim torun da bu kuşağa giriyor, 2010 doğumlu, 8 yaşında. Bu Z kuşağında dünyada ne kadar insan var diye aklıma geldi dün gece. Dünya nüfusunun %25'i Z kuşağında imiş. 80-99 arası Y kuşağı, ondan evveli de Baby Boomers deniyor bizim kuşağa. Baby Boomer kuşağıyız ama biz Z kuşağıyla daha fazla ilgilenmek zorundayız. Onlara eğitimi nasıl vereceğiz?
onları sınıfta nasıl tutacağız? Bir üniversite gösterdiler Kayseri'deki toplantıda. Üniversitede sınıf yok. Böyle odalar var. Odalarda böyle sandalye falan da yok. Bir takım masalar var. Birkaç bilgisayar var. İnternet bağlantısı var. Peki bu öğrenciler nasıl, ne yapıyorlar? Nasıl not alıyorlar? Nasıl geçiyorlar? Tamamen bir açık üniversite modeli. Sınıfın olmadığı ama ilgi grupları var. Mesela robotla ilgilenen kişiler oraya haftanın belli günlerinde geliyorlar. Sohbet ediyorlar. Bir proje geliştiriyorlar. Gereksinimlerini belirliyorlar. İlerideki üniversitenin bu şekilde olacağı söyleniyor. İki tane üniversite gösterdiler. Bir tanesi Singapur'daki Nanking Üniversitesi veya National University of Singapore'un bir kampüsüymüş. Bunları incelemenizi isterim. Değişik bir bina yapısı. Böyle acayip spiral gibi çıkan bir bina. Böyle değişik bir merdivenleri var. Sınıf yok. Çalışma mekanları çok farklı. İnsanlar tamamen inovasyona dayalı. O okula da herkes giremiyor. Yani tabii ki belli bir zeka seviyesinin üzerinde herhalde olanları alıyorlar. İlgili olanları alıyorlar. İşte oradan inovasyonlar çıkıyor. Bizim de buna doğru dönüşmemiz gerektiğini söylüyor oradaki konuşmacılar. Tabii ki bunların dönüşmesi için beyinlerin önce dönüşmesi lazım diyorum ben. Bizler, sizler o beyinlerinizi dönüştürdüklerinizi görüyorum. O sohbetlerde Serap Hanım'ın söyledikleri benim ilgimi çok çekti. Ben de ona ama güzel bir video yolladım. Belki sizle de paylaşır. 5-6 tane genç bir robot yapmışlar. Şu kadar küçük bir robot. 30 santime, 40 santim değil mi? Öyle. Ortasında işte ayaklar var, sensörler var. Çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Rubik küpünü karıştırıp oraya koyuyorlar. 2 dakika sürdü mü? 2 dakika içerisinde bu robot Rubik küpünü çözüyor. Ne deniyor ona Türkçe'de Rubik küpüne? Evet. Sonra da ben de hatta anlattım. Bir gün torunum geldi. Dedeciğim yaptım diye. Ondan sonra da aa dedim nasıl yaptın ya ben yapamıyorum dedim. Hakikaten yapamıyorum. Algoritmayı bir yere kadar getiriyorum. Sonradan da bıkıyorum. Ondan sonra dedeciğim şaka şaka dedi. Ben dedi söktüm dedi. Düzeltip yaptım dedi. Öğrenmişler onlar o parçaları. Ondan sonra da okulundan almış. Hatta onu da biraz bozmuş. Ben bir tane daha aldım ona okulunda. Dedim sen bunu ama öğren, bunu düşün. Nasıl oluyor da o renkler bir araya geliyor. Rubik küpünü çözen bir robot. Çok çok ilgimi çekti. Bir eski bir öğrencim bana yollamış. Demek ki biz Z kuşağını düşünmek zorundayız. Bundan sonra belki harfte kalmadı. X, Y, Z. Ne var ondan sonra? W mi var? X, W, X, Y, Z son harf. Ondan sonra da herhalde Z1 diyecekler, Z2 diyecekler. Yeni kuşaklar gelecek. Öyle mi? Onlar robot kuşağı olacak herhalde. Beta kuşağı diyorlar. Biz betayı beta testlerinde yazılım mühendisliğinde kullanıyoruz. Evet. Şurada bir son bir notum var. 9 numaralı maddemde. Bilişim eğitiminin de değiştirilmesine ihtiyacımız var. Biz derslerde çocuklara işte olan şeyleri aktarıyoruz. Program yazdırıyoruz, kodlama yaptırıyoruz. Ama ben birinci sınıflara geçen, daha her sene bir kere birinci sınıflara ders veriyorum. C programlamayla başlıyoruz biz. Çocuklara artık DevC var biliyorsunuz. C++ derleyicisi. Onu kullanmayın diyorum. Burada onlara bir iki sayfa veriyorum ben. Cep telefonunuzdan da siz programınızı çalıştırabilirsiniz diyorum. Şimdi çocuklar derste cep telefonlarını kullanıyorlar. C programlama dersinde. Ben oraya bir kod yazıyorum. Bakın burada bir hata yaptım diyorum. Hemen çocuk onu buraya yazıyor tak 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 ve cep telefonundan o online derleyiciyle, çevrim içi derleyiciyle programını çalıştırıyor. Evet hocam diyor şöyle bir hata mesajı verdi diyor. Okusana diyorum o hata mesajını. İngilizce okuyor onu tartışıyoruz. Ve çocuk derste ödevinde yapmış oluyor. Ondan sonra düzeltiyoruz tahtada. Ben bunu daha da çok uygulayacağım. Yani artık cep telefonlarını getirmelerini isteyeceğim. Ha arkadaki iki kişi FB kullanabilir. FB'yi de fazla kullanmak istemiyorum Facebook için. Çünkü Galatasaraylıyım ne yapayım. FB diyoruz Facebook. Onu FB diye de geçiyor. FB kullanıyor, WhatsApp kullanıyor. Belki kız arkadaşıyla buluşacak, sinemaya gidecek. Erkek arkadaşıyla belki kavgalı,
barışmaya çalışıyor ki öyle oluyor genelde. Facebook üzerinden barışmaya çalışılıyor. Sonunda belki işte kahve içmeye gidecekler. Onlar da yapsın diyorum. Siz arkada oturun. Karışmıyorum da. Evvelden dolaşırdım, kapattırırdım bilgisayarlarını, cep telefonlarını. Şimdi artık biraz daha farklı bir eğitim modeline geçme ihtiyacı var. Ama siz eğitimciler, özellikle uzaktan eğitim alanındasınız. Uzaktan eğitimin hem hayat boyu öğrenmede çok büyük önemi var. Bunu geliştirmeniz lazım. Bununla ilgili çok güzel bir haber aldım Yücel Bey'den, dekanımızdan. Akreditasyon Derneği kurmuşlar. İsmini AUDAK diye. Ne kadar güzel. Açık, açık uzaktan falan diye herhalde devam ediyor. Bizim MÜDEK gibi bir dernek kurulmuş. Çok hoşuma gitti. O derneğe de inşallah destek verilir. Ve sizler de ilk akredite olan açık öğretim fakültesi ve programlarınız olur. Bizler de, bizim de MBA'miz var. 2 yıllık programımız öğrenci gelmemeye başladığı için kapadık. Bilgisayar programcılığını kapadık. Turizm işletmeciliğini kapadık. Çok var, her yerde var. Ama MBA İngilizce ve Türkçe devam ediyor. Bilmiyorum, bu sadece lisans mı? Yüksek lisansı da akredite edecektir muhakkak sizin derneğiniz. Şimdilik ön lisans. Yok hocam, şimdi sadece lisans işletme. Çünkü yok, öyle başladınız. Yok, öyle istedi. Öyle de, evet. İşletmeler başvurabilecek. Sadece evet. Üniversite evet. Bunu biliyorsunuz, daha belki toplantılarda 5-6 yıl evvel akredite edilmemiz lazım diye konuşuyorduk. Ben Yücel Bey ile birlikte Ali Ekrem Hoca ayrıldı, kızdı haklı olarak. YÖK'te bir komisyon var, eğitimin alt komisyonu. Aydın Bey ile Ali Ekrem Hoca geliyordu. Şimdi Yücel Bey ile kim geliyor bilmiyorum buradan. Gelmiyorlar aslında, toplantı yapılmıyor. YÖK'te sahiplenme yok. Ama zaman zaman bizden tek istedikleri şey 40-50 tane program yolluyor bize. Tevhide Hanım sağ olsun, eğitim komisyonundan o bakıyor. Bunları değerlendirin hocam diyor. Bir haftamız var, 10 gün var. Biz de şifreler yolluyorlar. O bütün sitelere giriyoruz. Ben açıkça söyleyeyim, 50'de 48 tanesine hayır diyorum. Yani kalite çok düştü uzak eğitim programlarında. Sizlerden bir program geldiği zaman zaten doğru, güzel programlar geliyor. Atatürk Üniversitesi'nden güzel programlar geliyor. 19 Mayıs'tan güzel programlar geliyor. Ama işte bazı firmaların yaptığı şeyler taklit ediliyor. Yine yemekte konuşuyorduk. Videoyu seyrediyorsunuz, bir anda hoca başka bir üniversitedeyken çekmiş onu. Ama üniversitesini değiştirmiş. Onu da getirmiş yanında, o materyali. İşte ben A Üniversitesi'nde bunu geliştirdim. Hoş geldiniz bölümme falan diyor ama bulunduğu yer, bölüm tamamen farklı olabiliyor. Tabii bu ayrı bir şey. Var olan bir programı, video derslerini bir daha yapmak durumunda da değiliz. Güzel bir içerik varsa, biz buna yazılım mühendisini de çok kullanıyoruz. Tasarım örüntüleri diyoruz, design pattern diyoruz. Var olan bir şey varsa onu kullanalım. Ve bununla da ilgili YÖK ön ayak olsun, bu programları ortaklaşa kullanalım. Tarih, Türkçe ders, biliyorsunuz bir yasa çıktı. O yasayı ilk çıkaranlar Ali Ekrem Özkul Hoca'nın, o zaman YÖK'teydi görevi, onun grubu. Neşe Yalabık, biz de bir sürü yorumlar yapmıştık. Bir sürü kişi vardı Anadolu Üniversitesi'nden de. O zamanki YÖK üyeleri, rektörler, rektör yardımcıları. Sakarya Üniversitesi'nin eski rektörü, Yavuz Bey diye isim, ondan evvel. O da çünkü bu komisyonun üyesidir. Maalesef artık uzaktan biz bakıyoruz ve o gün bağlanabildiysek bağlanabiliyoruz. Aslında şifre yolluyorlar, yolladıkları şifre yanlış. Bağlanamıyorsunuz. Ders içerikleri 4 haftalık hazırlamaları lazım. Giriyorsunuz, hiçbir şey yok. İlk hazırladıkları şeyin temeli program değildi. O yasa, uzaktan eğitim yasası ilk çıktığında üniversitelerin birbirlerine ders vermeleri amacıyla yapıldı. Mesela fizik dersini Şanlıurfa Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'nden alıyordu. Tarih dersini, devrim tarihi dersini, Türkçe derslerini üniversiteler birbirlerine veriyordu. Bugüne yapılabilmeli. Herkes Türkiye'de bir araştırmaya göre devrim tarihi 30-40 farklı şekilde veriliyor. Bunun makalesi var. Herkes kendine göre bir devrim tarihi anlatıyor. Ya bırakın İlber Ortaylı hazırlasın, Yılmaz Özdil hazırlasın, müthiş bir kitap yazdı. Ben de ilk yeni başladım okumaya.
Onlar hazırlasın devrim tarihini, biz devrim tarihimizi öğrenelim. Onlardan öğrenelim ama bütün Türkiye onu öğrensin. Veya bir iki varyasyonu olsun. İlber Hoca yapsın, başka tarihçiler yapsın. Yılmaz Özdil gazeteci ama güzel bir araştırma yapmış. Onları bizler izleyelim, devrim tarihimizi öğrenelim, doğru öğrenelim. Türkçeyi de 10 çeşit, 20 çeşit Türk dili vermeyelim, merkezi olarak hazırlansın. Buna yasalarımız, uzaktan eğitim yasaları müsait, şimdiki yasalarımız da müsait. Değişimi de sağlasın YÖK. Güzel bir C programlama dersi varsa herkes bunu tekrarlamasın. İnteraktif bir C programlama biz kullanıyoruz. Öğrenci anında uzaktan öğrenirken programını da çalıştırıyor ve değerlendiriyor karşı taraftaki sistemler. Moodle bunları destekliyor. Biz Moodle tabanlı bir çalışma yapıyoruz. Benim söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Süremi de aştığımın farkındayım. Söylemediğim bir şey kalmış mı? Son bir şey, o en hızlı bilgisayar şu anda birinci sırada IBM. Üçüncü sırada yine IBM'in başka bir bilgisayarı. 2 ile 4 kimin acaba? Soru. Çin. Çinlilerin süper bilgisayarları 2 ve 4. sırada. Yakın bir gelecekte onlar hep böyle ilk 10'da muhakkak Çin'den 4-5 tane süper bilgisayar göreceğimizi düşünüyorum. Evet, kuantum bilgisayar çok ilginç. Kuantum bilgisayar bütün eğitimi değiştirecek. Bilgisayar eğitimini değiştirecek. Yani bizim aldığımız bilgisayar bilimleri, sizinkiler, Gülsün Hanım hepsi güme gidecek. Çünkü biliyorsunuz bir bit içerisinde ya 0 ya 1 saklıyoruz. 1, 4,5-5 volt. 0 ise 0 volt değil, 1,5 voltluk bir gücü temsil ediyor dalgalar. Şimdi kuantum bitinde 10'dan 15'ten fazla farklı değer saklayabiliyorsunuz. Sadece 0,1 değil. O zaman bu sizin algoritmalarınızın çalışma şeklini, veriyi saklama şeklini değiştirecek. IBM'in kuantum çalışmaları var. Çok küçük algoritmaları hesap edebiliyor kuantum bilgisayarlar. Daha sonra mesela biyolojik belleklerden bahsediliyor. Biyolojik bir hücre acaba bellek yerine kullanılabilir mi? Kuantum fiziğini kullanıyorsak belki dokuları da kullanabileceğiz. Dolayısıyla belki bizim şu sol elimizde 8 petabaytlık bir hafıza olacak. Belki buraya bir çip yerleştirecekler. Biliyorsunuz tırnağın üzerine çip yerleştiriyorlar ve insanların sağlıklarını kontrol ediyorlar uzaktan. Yani bunların hepsi uzak değil. IBM'in kurucusu kişi 1900 yılların başında şöyle bir öngörüsü var. Bu öngörüler, komik öngörüler diye bulabilirsiniz. Tüm dünyada diyor 4 ila 5 tane bilgisayar olacak. Ve bütün herkes bu bilgisayarları kullanmak için rekabet edecekler diyor. Biz de şimdi ileriye az çok bugünün gençliği robot eğitimi alan Lego'lar, Lego'yu biliyorsunuz müthiş robotlar yapıyorlar. Lego robotlar var. Lego en son Ferrari modelini yaptı çalışan. Takip etmişsinizdir birkaç milyon tane Lego parçası. Benim çocuklar da Legolarla büyüdüler. Onlar iyi bir, bizim için de iyi oluyordu. Ben doktora yaparken, eşim yemek hazırlarken onlar da Legolarla 2-3 saat oynayabiliyorlardı. Geleceği düşünmek zorundayız. Bu bir kişiyle, sizle, benle olmayacak. Tabii ki ilk başta devlet teşvikleri, büyük yatırımlar, Bilim Sanayi Teknoloji, şimdiki adı değişti, Sanayi Bakanlığı da bu girişimcilik konusunda müthiş destekler veriyor. Teknolojik yatırım destekleri var. Biz de hakem olarak yine gideceğiz haftaya. Bir ürününüz var. Anadolu Üniversitesi'nde ürettiniz. Yazılım da olabilir bu. Ama pazara çıkamıyorsunuz. Seri üretim yapamıyorsunuz. 5-6 milyon lira size para veriyor. Yazılım da olsa, herhangi bir mekanik bir ürün de olsa buna destek sağlıyor ve bunu vermek için de can atıyorlar. Böyle bildiğiniz projeler varsa COSGAP üzerinden bu teknoloji yatırım projesine de başvurabilirsiniz. Bitmiş bir ürün, bir tane prototipiniz var ama seri üretime geçemiyorsunuz. Esas ana noktası bu projelerin. Bizleri de hakem olarak çağırıyorlar ve
10 projeden 8-9'u destekleniyor ve büyük paralar veriyorlar. Bunları da arkadaşlarınızla paylaşmanızı isterim. Beni dinlediğiniz için, gevezeliğim için kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum. İnşallah gevezelik yapmamış birkaç tane fikri sizlere yansıtmış olabilirim. Sizlerde daha derin düşünceler, Endüstri 4.0 ile ilgili belki daha derin şeyler bekliyordunuz ama ben Gülsün Hanım, öğrenciler de olacak, hocalar da olacak deyince biraz orta yolu bulmaya çalıştım. Biraz da kendi alanlarıma kaydım. Eğer yararlı bir seminer olmadıysa da kusuruma bakmayın, özür diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Eğer sorular varsa da... Buyurun. Genelde seminerlerde, konferanslarda bilgisayar kullanıyorlar. Slide olsun, sunum olsun. Evet. Siz neden tercih ettiniz? Ben niye tercih etmedim? Aslında o kadar güzel PowerPoint slide'larım var ki tak 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 tak. Işıklar yarı karanlık. Ben Gülsün Hanım'a da sordum. Böyle biraz daha samimi bir söyleşi olsun diye, her şeyi anlatayım diye söyledim. Aslında o resimlerle zenginleştirebilirdim. Eğitimci olarak tabii ki PowerPoint sunum, görsellik bekliyorsunuz. Ama bizim öğrencilerimiz derslerde PowerPoint'i sevmiyorlar. Çünkü bir derste 2 saat içerisinde ben 50 sayfalık materyali anlatmış oluyorum PowerPoint'lerle. Çocuklar benim yazmayı, tahtaya yazmamı daha çok seviyorlar. Bunu da böyle bir söyleşi olsun diye istedim. PowerPoint hazırlayabilirdim. Sorun değildi. Var elimde de bir sürü PowerPoint. En azından geçen hafta Kayseri'de anlattığımı size sunardım. O da ilginç bir sunumdu. O sunumu belki size paylaşabilirim. O sunumun sonucu şu arkadaşlar. Türkiye'de yazılım sektörünün beklentilerine cevap veren bir eğitimi ne bilgisayar mühendisliği bölümleri, ne yazılım mühendisliği bölümleri, ne de herhangi bir eğitim kuruluşu veremiyor. Karşılama oranı diye bir formül çıkardım. Bu bilimsel bir çalışma halen de sürüyor. Şimdi sektöre uygulayacağız. En iyi karşılayan bölüm %26 oranında karşılıyor sektörün beklentilerini. Onlar da yazılım mühendisliği bölümleri. Bilişim sistemleri mühendisliği çok yüksek çıktı bu arada. Ama sample'ın Türkçesi, örneklem çok düşüktü. 5 tane var. 4 üniversiteyi inceledik. Bunlardan Kocaeli, Sakarya falan çok güzel bilişim sistemleri mühendisliği bölümleri var. Ama o örnek olamaz dedik. Onların karşılama oranı %53 çıktı. Öyle bir şey de anlatabilirdim. Sen hep buraya bakmayı istiyordun herhalde. Merak ettiniz. Bu sefer ben de PowerPoint'lerle giderim her sunumuma ama bu sefer böyle bir değişik bir söyleşi olsun istedim. Etkileşimli olalım istedim. O yüzden tercih etmedim. Hocam, buyurun. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun bir cümlesi vardı. Hatta tezimin başlangıç cümlesiydi o. Günümüzün çocukları 15-20 yıl sonra hiç duymadığınız meslekleri icra ediyor olacaklar. Sizin bu okuduğunuz işte bu bilişim. O da notlarım arasında bak onu unuttum ses. Tarhan da çok bahsetmişti. T-İnsan diye bir kitabı vardı bunlarda. Şimdi ben bunları düşünüyorum, sizin anlattıklarınızı düşünüyorum. Ben de İngilizce öğretmeni yapıyorum, Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce okutmanlarından bir tanesiyim. Çok fazla teknolojiyi dahil ediyoruz. İşte programımızda deniyor ki, çok özellikle lise eğitiminden hep hani temelden alınıyoruz ya, proje tabanlı 21. yüzyılın vatandaşı olsun dediler, projeleri dahil etmek istediler. Anne babaların, velilerin yaptığı projelerden öteye gidemediler. Teknolojiyi günümüzde dahil ediyorlar. Herkes robotik yapıyor. Bütün şeylerde, kolejlerin hepsi robotik yapıyor. Ama programlarını bir teknoloji uzmanlığı yapıyorum aynı zamanda Pearson için. Programlarını incelediğimde çok büyük hayal kırıklığına uğruyorum. Yapmış olmak için yapıyorlar birçok şeyi. Şimdi siz bu işin içinde bu kadar o süreci çok iyi gözlemlediniz. Türkiye'nin bu sürece hani adaptasyonu ve geleceğini çok olumlu görebiliyor musunuz? Adapte olmak için geçen yıl bir çalışma yaptılar. Müfredatlarla ilgili. Hatta halka da açtılar. Hepimize açıldı. Ben de programlama ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimiyle ilgili görüşlerimi yazdım. Bazı yerler güzel, bazı yerler yanlış. Mesela 6. sınıfta Word'e giriş diyor. 7. sınıfta ileri Word diyor. 8. sınıfta daha ileri Word diyor. İşte birinde yazı yazmayı, ikincide tablo eklemeyi, üçüncüde grafik eklemeyi gösteriyor. Bu eğitim bizim klasik eğitimimiz. Biliyorsunuz hepiniz
tarih okuyorsunuz ortaokulda. O tarih işte Osmanlı dönemi belli dönem. Bilmiyorum benim zamanımda öyleydi. 200 sene sonra bir daha okuyorsunuz onu daha genişletmiş. Yani bu yaklaşım eğitimcilerin yani bazı kullanılan bir yaklaşım ama doğru değil. Onun yerine bütün o kelime işlemci, sunum programları, veri tabanı kavramlarını bir derste verirsiniz. İkinci sene onların uygulamasını yaptırırsınız çocuğa. Yani Word'ün içerisine öyle bir tane de tablo çiz dersiniz, o çocuk kendisi öğrenir. Yani böyle bir yaklaşım olması lazım. 8 veya 9. sınıfta işte Scratch gibi araçlarla kodlamayı öğretecekler. Ama en fazla değişen bakanımız Milli Eğitim Bakanı. Şimdiki Ziya Bey, çok beğendiğimiz, yıllardır takdir ettiğimiz fikirlerini, Talim Terbiye Başkanlığı falan yaptı. Güzel söylemleri var. Bekliyoruz. Yani inşallah o müfredatları tekrar gözden geçirirler, uygulamaya koyarlar. Yani bu üniversite eğitiminde bizim işimiz çok zor. Biz matematik, 11. 12. sınıfta matematik, fizik, kimya üretiyoruz. Üniversite 1'e geliyor, 2'ye geliyor. Hala biz onları bir daha anlatıyoruz. Çünkü lisede anlatamadığımız için. Bu üniversite sınavından dolayı. Anlattığımız konular aynı. Türev, limit, integral anlatıyoruz. Şimdi işin kötüsü yeni müfredatlarda türev, limit, integraller de yokmuş. Galiba çıkarılmış. O dediğiniz öbür şeyle ilgili notum vardı. Bir tek onu atlamışım. En son Gartner raporuna göre şu anda K12 diyorsunuz değil mi? 12. Okuyan öğrencilerin %65'i mezun olduktan sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra hiç duymadıkları mesleklerde çalışacaklar deniyor. Öngörü bu. Sizin dediğinizi destekliyor. %65'i büyük bir oran. İlk kez duyduğu bir meslekte çalışacak. Hocam işin enteresan tarafı da gerçekten şu an bizim öğrencimiz olan kitleler o kadar hızlılar ki. Ben derste işte mutlulardan bahsediyorum. Öğrenci iki ders sonra geliyor hocam diyor. Ben diyor en üst kur İngilizce öğrencisiyim diyor. Ben diyor bizim hazırlıklara diyor. Ben diyor hemen diyor Udemy'de ders açacağım diyor. Yaptım diyor. O çok iyi anlatır, ben onun ses çıkışlıyım diyor. Evet. Bir baktım derse hazırlamış çocuk. Videolarını falan çekmiş gibi. Yani o süreç onlarda çok hızlı. Gerçekten o. Tabii eğitim çok tartışılacak bir şey. Evet. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, karma eğitim işte. Hibrit eğitim diyorlar, işte evrik değil mi? Flip Classroom, tersine sınıf. Belki yani bu Flip Classroom'u MEF mi, MEF Üniversitesi mi? İstanbul'da yapıyor ve onlar MIT ile de şimdi işbirlikleri var. Yani her okul her şeyi yapmasın diye düşünürüm ben. Her okul kendisine uygun, çünkü bir de öğretim üyeleri var, onun bir kendi bir geleneğe, göreneği var. Kendisine uygun en modern yöntemi geliştirsin. Yani iki üniversitede evrik eğitim olsun, 5 üniversite tamamen uzaktan yapsın, 4'ü karma yapsın, öbürü yüz yüze yapsın. Yani hepsi, herkes en iyisini yaparsa ama yeni teknolojilerle adapte şekilde. Bizde mesela hazırlık okulunda Cambridge kitapları kullanılıyor. Her öğrencimizin bir tablet alması lazım. Tasarımını biz yapıyoruz. Çin'de üretiyoruz o tableti. Ve sonuçta o kitaplarını oraya yüklüyorlar ve Cambridge derslerini tabletlerinden takip ediyorlar. Şimdi o tableti üst sınıflarda da matematik dersinde ve istatistik dersinde kullanmaya başlıyorlar bu sene. Bizim de öyle bir yaklaşımımız var. 5. jenerasyon MPET 5 diyoruz. Ama öğrenci ya o tableti alma zorunluluğu var. Bazen sürtüşmeler çıkıyor. Diyor ki ben de iPad var. Dünyanın parasını verdim diyor veli. Buna yükleyemez misiniz? Üniversite hayır diyor. Bizimkini alacaksınız diyor filan. Ama onu da bu sene 1200 öğrenciden 1100'ü hazırlık okulu almış. Diğer 100 kişi de yakında alacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Peki, ben teşekkür ederim. Hocamız, Ali Yazıcı hocamız, alanının ilklerinden biliyorsunuz. Değişik kurumlarda çalışıyor. Şimdi Atalım Üniversitesi'nde. Hakikaten çok değerli, kıymetli bir hocamız. Gülsüm Hocam'a da teşekkür ederiz davetinden dolayı. Hocam sizi görmekten büyük mutluyum. Ben de çok mutlu oldum. Size bir küçük teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle tutayım. Sağ olun. Bu da hocam sizi fakültemizin küçük bir... Çok teşekkür ederim. Çam sakızı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bunları ne yapıyor diyeceksiniz. Ben bunları biriktiriyorum. Benim için çok önemi var. Bunu da tabii ki en üste gelecek, en son olduğu için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Teşekkür ederim.